Son dakika gelişmesi ekranlara yansıdı. Ben de e, oradaki açıklamayı aktarayım. Gebze Belediyesi bu katliamla ilgili bir açıklama. Şöyle diyor basın açıklamasında. Cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililer açığa alındı. Ölmüş sokak hayvanları ile ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri... E, çok özür diliyorum. Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan 4 tanesi trafik kazasıyla ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen Kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili bilimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz barınma ve beslenme merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşamakta yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanları ile ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gevze Belediye Başkanlığımızın müraca ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygılarımıza Gebze Belediyesi. Saatler sonra buldukları açıklama yani yaptıkları açıklama özür diliyorum. Bu olmuş, neden öldüklerine dair